Herkese selamlar, hoş geldiniz. Malum önümüz yaz ve suya dayanıklı sağlam yapısına ek gittiğiniz her yerde dinlediğiniz müziğin kulağa harika gelmesini sağlayacak bir Bluetooth hoparlör isteyenler için bu videoda Monster Bukra V1 Max'ı detaylı bir şekilde inceledim arkadaşlar. Ufak da bir dipnot ekleyeyim, diyelim Bukra V1 Max aldınız ya da Bukra V1 aldınız. Bunların ikincisi %50 indirimli, bunu da belirttiğime göre şimdi gelin hemen videoya geçelim. Tabii her zaman olduğu gibi destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmak için şimdi detaylara hemen geçelim. Gün geçtikçe ısınıyor, Monster'da yürüyüşlere veya havuz partilerine kolayca eşlik edecek dayanıklı Bluetooth hoparlörü Bukra V1 Max'la aslında yaza hazır diyebiliriz. Hatta TVS sayesinde 2 adet Bukra'yı stereo olarak kullanmanız da mümkün. Yani 2 tane alırsanız stereo ses elde edebiliyorsunuz. Bunun normal Bukra V1 ile arasında ne gibi bir fark var derseniz hemen açıklayayım. Max olan daha büyük ve de daha yüksek ses çıkış gücüne sahip. Yani aralarındaki farklar bunlar. Peki Monster Bukra V1 Max'ın detaylarına neler gizli? Öncelikle tasarımdan başlayalım. Bukra V1 Max hani silindirik yapıda bir hoparlör ki bunu zaten piyasada çok sık görüyoruz. Etrafını saran polyester örgü malzeme de göze hoş geliyor ve ele aldığınızda oldukça kaliteli olduğunu hissettiriyor. İlk bakışta bu hoparlörü kimin ürettiğini anlayabilirsiniz çünkü Bukra V1 Max artık klasik diyebileceğimiz Monster yeşili renklerde geliyor. 760 gram ağırlığa sahip hoparlörün taşınması da çok kolay. Çantanızı atıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Yani evet, çantanızda az bir şey bir ağırlık yapıyor ama buna değer diyebiliriz. Hoparlörün en önemli özelliklerinden biri IP67 sertifikasına sahip olması. Bu sayede hoparlör suya düşmeye, işte kısa süreli suda kalmalara karşı dayanıklı ama bu 30 dakikaya kadar geçerli. Eğer ailecek veya arkadaşlarınızla deniz keyfi yaşamak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Bukra V1 Max'ı yanınızda taşıyabilirsiniz. Yani götürebilirsiniz. Bukra V1 Max veya Max bu arada artık nasıl telaffuz ederseniz. Fiziksel kontroller yönünden de zengin. Siyah plastik kaplı alanda Bluetooth, işte oynatma, güç ve ses tuşları yer alıyor. Cihazın arka yüzeyinde ise AUX girişi, microSD kart girişi ve de Type-C girişi bulunuyor. Ön kısımda pil seviyesi için LED şerit göstergesi de var. Harici girişler için yardımcı jack veya bağlantı noktası yok. Aslında cihazın iki türlü kullanım seçeneği var burada arkadaşlar. Birincisi Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı ki bu 10 metreye kadar bir alanı kapsıyor. Diğeri ise dahili microSD kart yuvasından lokal olarak kullanabiliyorsunuz. Yani microSD karta istediğiniz müzikleri yükleyip direkt Bukra V1 Max üzerinden çalabilirsiniz. İki türlü de bağlantı konusunda sorun yaşamıyorsunuz. Sorunsuz gerçekleşiyor. Bukra V1 Max'ı Bluetooth 5.0 üzerinden Monster laptopum ve telefonumla kolayca eşleştirdim. Hiçbir problem yaşamadım. Evimin her yerinde kesinti olmadan güçlü bir sinyal sağladı. Evin diğer odalarındayken telefonumdan hangi müziği açarsam açayım herhangi bir balans sorunu yaşamadım. Hoparlörün kendisi dahili bir sesli asistana sahip olmamasına rağmen Siri ile parçaları sorunsuz bir şekilde çalıp duraklatabilirsiniz. Yani bu da güzel aslında. Peki bu hoparlörün asıl ses performansı nasıl, buna değinelim. Şimdi Monster bu modelde 30 watt ses çıkış gücünde sürücüler kullanmış ki Bukra'da, normal Bukra'da bu 20 watt'tı. Frekans tepkileri bas ve tizler için değişiyor arkadaşlar. TVS sayesinde 2 adet Bukra'yı stereo olarak kullanabilirsiniz daha önce ne demiştim. Bukra V1 Max bu boyuttaki bir hoparlör için etkileyici basslarla genel olarak iyi bir ses sunuyor diyebilirim. Ses sahnesi güzel. Evde ve açık havada farklı türlerde parçaları bu hoparlörle dinlediğimde verdiği ve yaşattığı his güzeldi ve enerjikti. Bas seviyeleri böylesine kompakt bir hoparlör için şaşırtıcı derecede güçlü. Bunun nedeni silindirik şeklindeki hoparlörün her iki ucunda da işte ortalar ve basslar için radyatörlerin olması. Örnek vermem gerekirse Adele'den işte Rolling in the Deep dinlerken hani davulları, piyanoyu ve diğer ritimleri açıkça duyabilirsiniz. Katmanlı parçaları Monster'da dinlemek açıkçası beklediğimden daha iyiydi. Karışımdaki belirli enstrümanları ve parçaları kolaylıkla takip edebiliyorsunuz bu sayede. Vurmalı sesler daha yüksek ses seviyelerine biraz sertleşebiliyor ancak ses dengesi genel olarak etkileyici diyebilirim. Etkileyici kalıyor. Kompakt boyutu göz önüne alındığında hoparlör cidden yüksek ses çıkarabiliyor, üretebiliyor. Dışarıdayken sesi oldukça uzağa yansıtabiliyor ancak en iyi ses deneyimini 7 metrelik bir yarıçap içinde elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu hoparlörü yatay veya dikey olarak kullanabilirsiniz ama bence yatay yönde kullanmak daha mantıklı. Neden diyeceksiniz? Çünkü dik durduğunda hoparlörlerden biri, yani radyatörlerden biri altta kaldığı için ve kapandığı için ses olumsuz etkilenebiliyor. Başka bir örnek vereyim ses konusunda. Şimdi Daft Punk'tan Get Lucky şarkısını çalarken gitarın enerjisini hissedebiliyorsunuz. Parçanın tüm katmanları burada başarılı bir şekilde çalınıyor açıkçası. Like the legend of the phoenix.
Tabi büyük hoparlörlerdeki kadar bas derinliği üretemese de bu cihaz Monster kendi alanında bunu sunma konusunda bence gayet iyiydi. Dinleyen herkesi eğlendirmek için bolca bas yine de burada var. Ayrıca cihazın üzerine dahili mikrofon da mevcut. Böylece telefonunuza bağlıyken konferans görüşmesi yapabilirsiniz. Pil konusuna geleyim hemen. Pil konusunda da 2500 mAh'lık bataryasıyla 7,5 saate kadar müzik dinlemek mümkün burada. Bu da aslında gayet güzel bir değer. Bu sayede sahilde veya kampta bir günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Yeniden şarj etme süresi ise yani sıfırdan %100'e çıkması 3,5 saat sürüyor. Bu da hani ortalama denebilir. USB-C kabloyla hoparlörü şarj edebiliyorsunuz. Hatta powerbank'ten de şarj olabiliyor. O halde sonuca bağlayacak olursam, açıkçası Bucra V1 Max piyasadaki başarılı Bluetooth hoparlörlerden biri. Suya ve toza dayanıklı olması onu çoğu yere götürebileceğiniz anlamına geliyor. Ses performansı ise gayet iyi ki açıkladım bunu. Daha önce de belirtmiştim hani 2 adet hoparlörle burada stereo ses elde edebiliyorsunuz. Müziğinizin çalmaya devam etmesi için hoparlörü bir powerbank'e de bağlayabilirsiniz ki bunu destekliyor. Toparlayacak olursam, günlük hayatınızda, seyahat halinde, kampta veya arkadaşlarınızla parkta takılırken her kullanıma uygun bir Bluetooth hoparlör istiyorsanız Monster Bucra V1 Max'a bakabilirsiniz. Hatta Bucra V1 Max'ı satın almadan önce Monster Notebook web sitesi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcisiyle görüşüp ürün hakkında bilgi de alabilirsiniz. Bu sayede kafanızdaki tüm soru işaretlerini giderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince Monster Bucra V1 Max'ı anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt taraf yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.